22 yılın ardından Fransa'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret yapılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande temaslarda bulunmak üzere öğle saatlerinde Ankara'ya geldi. Hollande ziyaretinde 7 bakanla 40'a yakın iş adamı eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Gül, Fransa Cumhurbaşkanı'nı törenle karşıladı. Törene birçok bakan da katıldı. İki cumhurbaşkanı baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptılar. Ardından Çankaya Köşkü'nde ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Aslında Hollande için eşli ziyaret hazırlığı yapılmıştı. Ancak Hollande biliyorsunuz kısa süre önce birlikte yaşadığı hayat arkadaşından ayrıldı. Bir aşk skandalı sonucu ve dolayısıyla Ankara'ya yalnız geldi. En son Türkiye bir Fransız Cumhurbaşkanı olarak Sarkozy'yi ağırlamıştı 2011'de Ankara'da ama o resmi bir ziyaret değildi ve Sarkozy döneminde iki ülke ilişkileri hayli kötüye gitmişti. 5 başlık bloke edilmişti Fransa tarafından. Geçen yıl o başlıklardan biri üzerindeki engel kaldırıldı. Böylece Türkiye 3,5 yılın ardından müzakerelerde 22. başlık olan bölgesel politikalar faslını açabildi. Şimdi Fransa ile diğer başlıklardaki engellemeleri kaldırılması görüşülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı CHP lideriyle de görüşecek Kılıçdaroğlu ve ayrıca Hrant Dink'in eşi Raquel Dink ile görüşecek. Ve sanatçı Candan Erçetin'e de iki ülkenin kültürüne katkılarından dolayı devlet nişanı verilecek. Gezi'de Cumhurbaşkanı'nın uçağında bir tek Türk vardı. O da bir edebiyatçıydı. Nedim Gürsel Cumhurbaşkanı'na eşlik ediyordu ve bugünkü temaslara da katıldı ve nihayet birazdan verilecek yemekte de Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak yer alacak. Yemekten önce Nedim Gürsel'i Çankaya Köşkü'nden yayınımızda ağırlıyoruz. Sayın Gürsel çok teşekkürler böyle kıymetli bir vakitte bize zaman ayırdığınız için. Nasıl geçti yolculuk? Yoldan bize öncelikle izlenimler aktarabilir misiniz? Cumhurbaşkanı ile aynı uçakta geldiniz. Evet, doğrusu benim için ilginç bir deneyimdi. İlk kez bir cumhurbaşkanının uçağına biniyordum. Kendisi bütün davetlilerin bizzat elini sıktı. Ben ona bazı kitaplarımı 7 Ocak'ta yediğimiz öğle yemeğinde sunmuştum. Bu kez de Şeytan, Melek ve Komünist'in Fransızcasını, Lanjuş, Kızıl Melek adıyla yayımlanan romanımı sundum. Sonra Ankara'ya geldik. Çok yoğun bir gündem. Anıtkabir'i ziyaret ettik. Daha sonra parlamenterlerle bir toplantı yapıldı. Ben ona da katılma olanağı buldum. Tabii çok şey gözlemledim. Belki bunları, bu izlenimlerimi bir gazeteye yazarım diye düşünüyorum. Uçakta tabii Fransız Cumhurbaşkanı'yla herhalde uzun boylu konuşma şansınız olmamıştır ama danışmanlarıyla evet. Ve bakanlarla belki birlikteydiniz. Nasıl bir hava var Fransa heyetinde Türkiye'nin siyasi gidişatına ve AB müzakere sürecine dair? Eski Senato Başkanı Bay Larcher ile uzun süre sohbet etme imkanım oldu. Sonra Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın diplomasi danışmanıyla da epey konuştuk. Çünkü Paris'ten Ankara'ya neredeyse 4 saatlik bir yolculuk yaptık. Aslında Fransız-Türk ilişkileri bağlamında bu resmi ziyaretin çok önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyorum. Az önce siz de belirttiniz, Sarkozy döneminde 5 fasıl bloke ediliyordu. Bunlardan bir tanesi François Hollande seçildikten sonra kaldırıldı. Bu Avrupa perspektifini Türkiye kaybetmemeli. Kaybederse demokraside ilerleme gösteremez. Ben Fransız yetkilileriyle konuşurken daha çok bunun üzerinde durdum. Çünkü ne yazık ki ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü yeterince ilerleme gösteremedi. Avrupa yalnızca ekonomiden ibaret değil. Bir takım değerler üzerine kuruldu bu birlik. Bu değerlerin başında da insan hakları, yaratma özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve laiklik geliyor. Sanıyorum François Hollande'ın Anıtkabir'e bugün çelenk koymasının bence önemli bir simgesel yönü vardı. Bunu da burada belirtmek istiyorum.
Özellikle basın toplantısında Türkiye'de yargı bağımsızlığına, adalete atıf yaptı. İki kez üstelik atıf yaptı ve bunun altını çizdi Fransız Cumhurbaşkanı. Sizce Türkiye'deki gidişattan endişeleri var mı? Çünkü sizinle daha önce stüdyoda buluştuğumuzda da Türkiye ziyaretinin Erdoğan'a destek gibi algılamasından kaygı duyduğunu belirtmiştiniz. Böyle bir endişe yalnızca Fransa'da değil, sanıyorum tüm Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu. Ama öte yandan Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşması da biraz ortamı yumuşatıcı nitelikteydi. Bu bakımdan sanıyorum özellikle Fransız-Türk ilişkileri açısından ve Avrupa Birliği'nin değerlerine bağlı kalarak yaptığı konuşmanın bir etkisi olacaktır, olumlu bir etkisi bizim hükümetimiz üzerinde. Nedim Gürsel, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ediyoruz. Bir Cumhurbaşkanı'nın ayrıca seçim değil resmi gezisinde uçağında bir edebiyatçıyı ağırlaması da doğrusu hepimizi özendiren güzel bir ayrıntıydı. Nedim Gürsel'e teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'den haberlerle devam ediyoruz.